uzay, dünyanın atmosferi dışındaki kısma verilen isimdir. Uzayın sınırları asla kesin değildir ve uzay sonsuzdur. Uzay çok eski dönemlerden beri insanların büyük ilgisini çekmiştir. Teknoloji geliştikçe insanların daha güçlü teleskoplarla uzayı incelemesi uzay hakkındaki bilgileri arttırmıştır. Sonunda güçlü füzeler, yapma uydular, güneş sistemi içinde yolculuk yapacak yapma uyduların geliştirilmesiyle insanların uzay hakkındaki bilgileri önemli ölçüde çoğaldı. Uzaya gönderilen astronotlar gezegenleri keşfetmek için yola çıktı. Araştırma yaptılar, bilgi topladılar, Ay'a çıkıp yapısını incelediler. Uzayda tahminen milyarlarca galaksi bulunur. Bu galaksilerin içinde gezegenler bulunur. Yaşadığımız dünya bu galaksilerin içindeki bir gezegendir. Uzay o kadar büyüktür ki insanlar onu ne kadar araştırsa da keşfedilmemiş birçok şey vardır. Evet. Uzayı incelediğimiz aletin adı neymiş? Gökyüzünü gören füzeyle gidiyor. Teleskop. Evet, teleskop. Bravo. Selma Melis, hoş geldin. Şimdi sorulara geçiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Eymen, sen bana dünyayı gösterebilir misin? Kaçıncı sırada? Gösteremezsin ama sırasını söyleyebilirsin. Hangi renk olduğunu söyleyebilirsin. Dünyamızı tanıyabildin mi gezegenlerden? Hayır. Görünmüyor mu yine? Göründü ama onu görmedim. Şu an görüyor musun gezegenleri? Evet. Evet. Dünyamızı gösterebilir misin? Yani sırasını söyleyebilirsin. Kaçıncı sırada? 3. Şu mu bizim dünyamız? Evet. Elif, güneş hangisi? Bu. Şu mu? Evet. Aferin. Teşekkür ederim. Şimdi... Zehra Naz, sende sıra. Kutulardaki varlıkları sayarak aynı sayıda olan iki varlığı söyleyebilir misin? Tarağın mı, yıldızın mı, topun mu, kalemin mi? Hangi ikisinin sayısı aynı? Yıldız. Evet, yıldızdan kaç tane var? Bir. Yıldızlardan kaç tane var? Bir. İki. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Tamam. Selma Melis. Başka beş tane olan hangisi? Şimdi sayayım. Bir say bakalım. Hangisinden beş tane var? Yine daha sayayım. Şunu sayayım. Kalemden mi, taraktan mı, toptan? Kalem. Evet. Kalem ve yıldızdan beş tane var. Diyor ki, bu varlıkların köşedeki kutularının renkleri hangi renk? Aşağıda bul ve aynı sayıda olan nesnelerin kutusunu göster. Yıldızların köşesindeki renk hangi renk? Kırmızı. Peki kalem. Kırmızı. Peki kalemlerin? Mavi. Diyor mavi. Ki aşağıda kırmızı ve mavi olanı işaretle diyor.
Çevir bakayım be. Hangisi kırmızı ve mavi? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü? Baştaki. En baştaki. Aferin. Evet, bravo, aferin. Başka katılan oldu mu? Ben göremiyorum. Siz bana söyleyin. Öğretmenim yok. Tamam. Şimdi sırayla başlıyoruz. Elif sendeyiz. İlk sıraya bak, tamam mı? Şapkanın olduğu sıraya. Hangisi eşi olmadan kullanılamaz? Bulalım ve yuvarlak içine alalım. Hangi kıyafet eşi olmadan giyilemez? Bu. Tişört. Onu iki tane mi giyeriz? Hayır. Eşi olmadan, eşi olmadan giyilemez. İyi düşün. Pantolon. Hayır, bir daha düşün. Hangisinin eşi... Çorap. Evet, çorabı bir tane giyemeyiz değil mi? İki tane giymemiz lazım. Selma Melis, sana soruyorum. Bu sıraya bak, tamam mı? Gözün olduğu sıraya. Hangi organımızı açıp kapatarak kullanmamız gerekmez? Hangi organımızı açıp kapatarak kullanmamız gerekmez? Ya da açıp kapatamayız? Bunu kapatamayız. O ne? Adı ne? Tamam da ama bu değil, bunu kapatabiliyorum. Ağzımızı açıp kapatabiliyoruz, evet. Gözümüzü, onu da açıp kapatabiliriz. Elimizi. Kapatıyorum onda. Elimizi. Kapatıyorum. Kulağımı kapatayım ben, kulağımı kapatayım. Kapatabiliyor muyum kulağımı? Hayır. Evet. Hayır. Zehra Naz gitti mi? Bağlantısı koptu herhalde. Gitmedi. Zehra Naz. Efendim. Bu sıraya bakar mısın? Muzun olduğu değil. Şekli topa benzeyen meyve hangisidir? Muz mu, çilek mi, armut mu, portakal mı? Portakal. Evet. Eymen, üzümün olduğu sıraya bakar mısın? Güneş ile aynı renk olan meyve hangisidir? Güneş ile. Evet. Elif, tekrar sıra sende. Ayağımız ile ilgili olan hangisidir? Bot. Evet. Aferin. Bravo size. Son sayfamızı yapıp hikayemize geçiyoruz. 5 farkı bulacağız, tamam mı? Önce biraz resmi inceleyin. Astronot var, füze var, uzay gemisi var, yıldız var, dünya var. Bayrak. Evet, Eymen bir tane buldu. Bayrak. Ben de buldum öğretmenim. Tamam, sırayla soruyorum. Eymen söyledi, bayrak. Öğretmenim, dur ben buldum. Söyle Selma Melis. Bunda var, bunda yok. Yerini isim olarak söyleyebilir misin? Neyi gösteriyorsun? Füze. Evet, füzenin camı yok değil mi? Bunun iki tane camı var, füzenin tamam. Yok. Elif sen göster. Şuralara bak. İyi bak. Özlem buldum ama ismini unuttum. Uzay gemisi mi? Evet. Evet. Zehra Anna sen buldun mu? Buldum. Söyle. Dünya. Evet. Bir tane kaldı. Kim buldu? Bayrağı işaretliyorum, işaretlenmiyor. Bir tane daha kaldı. 1, 2, 3, bayrak 4. Bir taneyi kim bulacak bakalım? Bulan var mı? Buldum.
Söyle Eymen. Astronot bilekliği. Evet, bravo. Bayrağı işaret. Aferin. Evet, şimdi oldu. Teşekkür ederim. Zürafa tekerlekli sandalyesini hızlı hızlı çeviriyordu. Çok sevdiği arkadaşı tavşanın kapısını heyecanla çaldı. Tak, tak, tak. Zürafa acele et arkadaşım, geç kalıyoruz dedi. Tavşan şaşırdı. Nereye gidiyoruz? Ünlü gitarist Ayı Mini geliyor. Herkes gitar çalmayı öğretecekmiş. Herkese gitar çalmayı öğretecekmiş. Tavşanın kalbi mutluluktan güm güm attı. İkisi de gitar çalmayı öğrenmek istiyordu. Derenin kenarına geldiklerinde tavşan zıp zıp zıplayarak taşların üzerinden karşıya geçmeye başladı. Zürafa ise arkada kalmıştı. Sandalyenin tekerlekleri taşların üzerinden geçemezdi ki. Tavşan arkasına bakınca anladı. Arkadaşım, hemen bir çözüm buluruz. Merak etme, dedi. Zürafa ise, sen git arkadaşım, yetiş. Ben burada beklerim. Öğrenirsen gelip bana da öğretebilirsin, dedi. Tavşan arkadaşını orada bırakmak istemiyordu. Haydi marangoz tilkiye gidelim. O bize çarçabuk güzel bir köprü yapar. Marangoz tilki çok yetenekliydi. Hızla köprü yapımına başladı. Tavşan ve zürafa onu heyecanla izliyorlardı. Köprü biter bitmez marangoz tilkiye teşekkür edip hızla karşıya geçtiler. Ne yazık ki papatya çayırına vardıklarında gitar dersi bitmişti. Herkes dağılıyordu. Zürafa ve tavşan hayal kırıklığı ile bitti mi, yetişemedik mi diye gitarist Ayı Mini'ye sordular. Gitarist Ayı Mini şaşırdı. Arkaya doğru bakınca uzaktan gelen bir sürü hayvan gördü. Bir yavru kedi koşarak yanlarına geldi. Bu köprüyü yapmak kimin fikriydi? Köprü sayesinde yüzme bilmeyen hayvanlar, suyu sevmeyenler, hepimiz bu tarafa geçebildik. Gitar dersine hepimiz katılabileceğiz. Yaşasın, dedi. Tavşan ve zürafa, köprü fikri bizim ama ne yazık ki gitar dersine yetişemedik, dediler. Gitarist Ayı Mini ise gülümsedi. Tavşan, zürafa, sizleri tebrik ederim. Bu harika köprü fikri için gitar dersi ikinci kez yeniden başlıyor. Beğendiniz mi? Beğendik. Beğendik. Hani dün biraz sohbet etmiştik, konuşmuştuk ya, bazı arkadaşlarımız bizden farklıydı değil mi? Bazıları evet. Bizim kadar hızlı koşamıyordu, bazıları bizim kadar net göremiyordu. Ne yaptılar? Zürafa karşıya geçemeyince hemen ne ürettiler? Köprü. Evet, köprü. Köprü sayesinde tek zürafa mı faydalandı yoksa neler oldu? Zürafa faydalandı. Başka? Zürafa. Diğer hayvanlar. Evet, diğer hayvanlar da ondan yararlandı. Yani zürafa ve tavşan sadece kendine iyilik yapmadı. Diğer bütün hayvanları, suya yaklaşamayan diğer hayvanları da yardımcı oldular, değil mi? Hı hı.